Yara bandı yapıştırır. Yara bandı yapıştırırsınız. Başka? Temizlerim. Başka? İnsan kalkmaması şey. Ne yapacağız? Temizleyeceğiz. Önce güzelce yıkayalım. Sonra üzerine temiz bir bez bastıralım. Sesim geliyor mu bu arada? Sesim çok net gelmiyor gibi. Önce temiz bir bez bastırıyorum. Bulunduğum bölgedeki kanamaya. Diyelim ki bu benim bileğimde olsun. Birinci bezi bastırdım. Kanamayı durduramadıysam eğer ne yaparım? Bir tane böyle sargı bezi veya çevreden bulduğumuz o an okulda atkımız olabilir. Değil mi? Bulup şu şekilde yaranın üzerinden dolaştırıp sıkıcı ne yapacağız? Alacağız. Olacak. Hocam gangren mi? Evet, yok, olmaz. Çünkü kanama devam ediyor, kan akışı devam ediyor. Tamamen durdurmadık. Kanamayı da yavaşlattım. Artık kanamayı ne yapabilirim? Durdurabilirim. Arkadaşınızın dedim kanaması var ama ayağı da burkuldu ve düştü, değil mi? Ayak burkulmalarında ne yapayım? Düzelteyim. Ayağı döndü. Yok, artık ama bu şekilde durmuyor da ayağı döndü bilekten. Şu şekilde duruyor. Ayağı kalmadı. Olabilir. Bastırdığımızda ne olacak? Ne olur? Ağrı. Ağrımaz. Şişliği önlemek için, ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama yapmış olurum ben. Arkadaşımızın ayağı daha az ağrır bu sayede. Değil mi? Varsa bir sargı bezi sarabiliriz oraya. Ve sonrasında 112'de. O zaman şöyle bir cetveliniz varsa eğer, cetveli şu şekilde ne yaparım? Bakın şu parmaklarınızın hizasından dirseğinize kadar olan kısmı şöyle cetvelle hizalarım. Ve sonra ne yapalım? İki ayrı noktadan bağlayayım. Alt kısımdan bağlıyorum. Yani elin üzerinden. Buradan bağladığım cetvelle birlikte. Burayı bağladıktan sonra bir de nereden bağlayayım? Şu kısımdan. Değil mi? Bir de buradan bağlıyorum. Şu anda ben buradaki bilek kısmını hareketsiz bıraktım mı? Sabit duruyor. En doğrusudur. O an kantinden aldığınız su olabilir. Kantin dolabındaki kola şişeleri, meyve suları olabilir. Soğuk olması bizim için önemli. Vücudunuzda burkulan bölgenize bunu temas ettirip o şekilde hastaneye gitmeniz gerekir. Şimdi çocuklarda kalp krizi geçirmek nedir? Çok nadir bir durumdur. Genellikle yaşlılarda çok görünür. Bunun da belirli sebepleri var tabii ki. Vücudumuzun daha genç olması, kalbimizin daha genç olması,